Değerli öğrencilerimiz selamlar merhabalar evet integralden devam ediyoruz şimdi integral alma kurallarının ne olduğunu gördük şimdi bu videonun içerisinde böyle türevle biraz daha ilişkilendireceğiz c nasıl bulunuyor c nasıl bulunuyor c nasıl bulunuyor ona bakacağız böyle integralin içerisinden yavaş 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 geçiyoruz 71 tane soru çözmüşüz şimdi 72. sorumuzla güzel bir şekilde devam edeceğiz önemli bir video bu sınav tarzı çok soru olan bir video. Güzel bir şekilde dinliyorsun. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Yüzler gülüyor, motivasyon yüksek. İntegralini içinden geçeceğiz diyerek videomuza başlıyoruz. Hadi gel. 72. sorumuz şimdi. Demiş ki bize f türev x fonksiyonunu vermiş. 4x eksi 3'e eşitmiş. F2'nin değerini de vermiş. F0 istiyor. Bakın. Fonksiyonun türevinden f'e geçiş yapmam lazım. O zaman f'e geçiş yapabilmek için bu fonksiyonun neyini almam lazım? İntegralini almam lazım. Yazıyorum. İntegral f türev x dx. Bunu aldığımda, bakın karşı tarafını da alacağım tabii. Her iki tarafın neyini alıyorum? İntegralini. Ne oldu burası? 4x eksi 3 dx oldu. Şimdi bakın, buranın integralini aldığımızda oluşan fonksiyon neydi? fx. Tamam mı? Ne oldu? Buradaki integralle türevle integral götürdü. Bir tarafa artı c yazmamız yeterdi iki tarafta integral alınca. Hadi buranın integralini aldır şimdi bana. Ne geliyor? 4x üssü 1'di bir fazlalaştırdım 2 bölü 2 eksi 3x artı c'yi hiç unutmuyoruz. Şimdi işte bu soru bize c'yi bulduracak. Şimdi düzenlediğimizde sadeleştirme yaptım. Fonksiyonum 2x kare eksi 3x artı c olmuş. Bakın verilen bilgi bana c'yi bulduracak. Hadi verilen bilgiyi kullanalım. X gördüğüm yerlere 2 yazıp 5'e eşitliyorum. O zaman F2 diyorum. Yazdım buraya 2. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Eksi 2'yi yazdım. 3 ile 2'yi çarptım 6. Artı C. İşte burası kaça eşitmiş? 5. Bakın şurası 2 yaptı. Çat attım karşıya. C dediğimiz kaç oldu? 3. Ça ça. C'nin 3 olduğunu buldum. O zaman fx fonksiyonunu yazdır bana şimdi. fx fonksiyonu eşittir. Hocam 2x'in karesi. Eksi 3x artı c. c'miz kaç? 3. F0 istiyor bizden. 0 yazdığımız zaman zaten şunu istemiş oldu bize. Sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Kapiş. Kolay bir soruyla başladık. Kendin çöz hadi bakalım. Ooo ikinci türev falan var. 73. Diyor ki F0 kaçtır? Bilgime bakıyorum. Fonksiyonun ikinci türevini vermiş. F türevle ilgili bir bilgi vermiş. Sonra F ile ilgili bir bilgi vermiş. F sıfırı istiyor. Başlayalım. Şimdi bir önceki sorunun çok benzeri. Önce bu fonksiyonun iki tarafının integralini alıyorum. Buranın integralini aldığınızda ikinci türevin integralini aldığınızda fonksiyonun birinci türevi oluşur. Karşı taraftakinin integralini aldır şimdi bana x değişkenine göre. Üstü birdi bir fazlalaştırdım. 2x kare bölü 2 oldu. Artı 4 var burada. 4x oldu. Yanına ne geldi? Artı c. Tamam. Şimdi bakın bunun c'sini bulacağım. Önce burayı bir düzenleyelim. Ne oldu? x kare artı 4x artı c. Bakın f1'in 2 olduğunu söylemiş. O zaman f1 eşittir 2 bilgisini kullanarak bunun c'sini hemen buluyorum. Hadi başlayalım. F türev 1. 1 yazıyorum. 1 artı 4 artı c. Kaçmış burası? 2'ymiş. Şurası 5 yaptı. O 5'i karşı tarafa eksi 5 olarak attığım zaman c eşittir eksi 3. Şimdi hemen şuradaki c'nin yerine eksi 3'ü yazdım. Şimdi ne bilgim çıktı karşıma benim o zaman? F türev x fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Neye? x kare artı 4x eksi 3. Ama bana f lazım. F'e geçiş yapabilmek için hocam bir kez daha integralini alırım buranın. Hadi alalım. Buranın da integralini aldım. Buranın da. F türev x'in integrali ne oldu? Fx. Hadi karşı tarafın integralini aldır bana. X küp bölü 3 artı 4x kare bölü 2 eksi 3x artı bu fonksiyonun c'si. Tamam istersen İstersen ilkindekine c1 de buna c2 de yani onun c'siyle onun c'si farklı. Buradaki bilgim ne? F1'in sıfır olduğu bilgisi var. Hadi F1 sıfırı kullanalım şimdi. F1. 1 yazıyorum. 1 bölü 3. Bakın x yerlerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Şunları sadeleştirdim. Zaten 2 yaptı burası. Artı 2. 1 yazdım burasına. Eksi 3 yaptı. Artı buranın c'si. İşte F1 kaçmış? Sıfırmış. Hadi bu işlemi yapalım. Şurası eksi 1 yaptı. 1 bölü 3 Eksi 1 dediğimiz ne yapıyor? Eksi 2 bölü 3 yapıyor. Yani şurası eksi 2 bölü 3 oldu. Karşıya salladığım zaman C dediğimiz 2 bölü 3 oldu. Şimdi soru bizden ne istiyor? F0'ı. E F0 demek. Bakın 0 yazınca burası 0 oluyor. Burası 0 oluyor. Burası 0 oluyor. Yani bu fonksiyonun neyini soruyormuş bana yine? C'sini. C'si 2 bölü 3. Üç. 73. sorumuzun cevabı Bursa. Anlaşıldı Aldım integralini yazdım yerine c'yi buldum. Bir daha integralini aldım yazdım yerine c'yi buldum. Ondan sonra f0 istiyor. Hadi ilerledim 74. sorumuz. Güzel bir şekilde inceleyelim bakalım ne diyor. f-2'yi soruyor bana. Yani bana f fonksiyonu lazım. Şimdi bakıyorum e f buna eşitmiş zaten. O zaman ben buradaki işlemi yaptığımda f'i bulmuş olacağım. O işlem ne demek bir bakalım hadi. Yazıyorum fx eşitmiş. Şimdi orada bir integral var ama integralin içerisinde şöyle bir şey yazıyor. Neydi bu? Diferansiyeldi. Diferansiyel ne demekti? İçeridekinin türevini al. Aldım türevini bir. Yanına dx yaz. Yani burası 5 dx'e eşitmiş. E o zaman ben bu integrali alabilirim. 5'in integrali nedir? Hocam 5 x'tir. Yanına artı ne geliyor? C. Tamam. Fx fonksiyonu karşımda artık. Fx fonksiyonu eşitmiş. 5x artı c'ye. Bilgim ne? F3'ün 11 olduğu. Hadi F3 11 bilgisini kullanalım o zaman. 3'ü yerine yazdım. Burası 15 yaptı. Burası artı c yaptı. Eşittir 11. Salladım karşıya. C dediğimiz eksi 4. Hemen c yerine eksi 4 yazıp fx fonksiyonunun yeni halini söyle bana. 5x eksi 4. X gördüğüm yerlere ne yazıyorum? Şimdi eksi 2. F eksi 2 eşittir. Eksi 2 yazınca burası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 10 yaptı. Eksi 4 de burada sorumun cevabı. Eksi 14 oldu. Ça 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 ça. Cevabım Adana. Kim Adana? 74. Bak öğrendiğimiz şeyleri yapıyoruz değil mi? Yine olarak ne yapıyoruz? Hocam C hesaplıyoruz. C hesaplıyoruz. C hesaplayabilmemiz için soruda bize her zaman bilgi vermek zorunda. Şimdi bakıyorum F2'yi istiyor. Şimdi soruyu bir inceleyelim. Şimdi ilk ifadeye baktığım zaman fx fonksiyonun integralini al önce diyor. Sonra integrali aldığının diyor türevini al. Hmm. Ne oluyor o zaman bakın. Buranın integralini aldığınız zaman büyük fx artı c oluşuyor. Türevini aldığım zaman c gidiyor. Büyük fx neye dönüşüyor? Küçük fx'e. Yani burada türevle integral götürdü. İkinci ifadeye bakıyorum. Bunun ne demek olduğunu söyle şimdi bana. Bunun ne demek olduğunu söyle ne demek bu diferansiyel yani burası f türev x dx diferansiyelde ne yapıyorduk türevini alıp ondan sonra dx yazıyorduk. E şimdi bunun integralini alınca neye dönüşecek burası arkadaşlar fx'e dönüşecek tekrar türevin integralini aldım kendisi ama son işlem integral aldığım için yanına ne geldi c. Hadi karşıya bakalım şimdi e karşıda da bunun integralini al diyor. Bunun integralini almayı herkes öğrendi artık değil mi? Hadi üstünde 1 var. 6x'in üstünü bir fazla alıştırdım. Kare bölü 2. Iki. Eksi. 2'nin integrali 2x. Hocam bir c de buraya. Ne demiştik? Bir tarafa c yazman yeterli. C'ler birbirini götürür diye bir şey yok. Şuradaki c'yi siliyorum. Tek bir tarafa c yazman yeterli. Yani sabit sayılar bir tarafta toplanmış gibi düşün. O zaman burası ne yaptı? 2 tane fx yaptı. Şunları sadeleştirdiğim zaman buradan ne geldi? 3x kare eksi 2x artı c. F 0 6'ymış. Yapıştıralım şimdi x yerlerine 0'ı. 0 yazdım 2 tane. F 0 yaptı burası. 0 yazınca burası 0 oldu. Burası 0 oldu. Eşittir c. F 0 kaçtı? 6'ydı. Çarptım bunda bunu. C dediğimiz 12'ye eşit oldu. Çat 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 aldım. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? F2 istiyor. Şimdi o zaman şuradaki C gördüğüm yere 12'yi yazıyorum. F2'yi bulabilmek için bu fonksiyonda X gördüğüm yerlere 2 yazıyorum. Hadi 2 yazalım. 2 yazdım. Burası 2 tane. F2 oldum. 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 4 ile 3'ü çarptım 12. 2 yazdım. 2 ile 2'yi çarptım 4. Eksi 4 artı 12. O zaman 2 tane F2. Eşittir 12, 12, 24, 4'ü gitti 20. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde F2 dediğimiz ona eşit oldu. 75. sorumuzun cevabı Ceyhan. Hop geçtik. Doğru yaptık değil mi? Hmm. Hadi 76. Sen, sen yapıyorsun. Hadi öğrendin, öğrendin, öğrendin. F-1 kaçtırdı. İlk ifadeyi inceliyorum. Bir fonksiyonun türevini almış. Türevini aldıktan sonra integralini almış. O zaman burası fx'e dönüşür. Ama yanına ne gelir? Artı c'ye gelir. Şimdi bakın buranın integralini alıyorum. Üstünde 1 var. Ne oluyor? 4 x'in karesi bölü 2. Yanına C geliyor ama durmadan c yazmamıza gerek yok. Tek bir c yazacağız. O zaman yani bakın tekrar söylüyorum. İntegral alındığında bir tane c yazmanız yeterli. Yani şunu yazmana gerek yok. Eşitmiş burası. 2 x küp. Eksi 2x artı 4'e. Bitti işim şimdi. Bizden f2'nin 13 olduğunu söylemiş. O zaman x gördüğüm yerlere 2 yazıyorum. Hadi bakalım x yerlerine 2 yazdım. f2 yaptım. Artı. Şunları sadeleştirmiştim zaten 2. Iki. 2'nin karesi 4, 2 ile çarptım 8. Artı c'miz var. 2 i̇ki yazdım. 2'nin 3. kuvveti 8, 2 ile çarptım 16. 2 yazdım. Buradan eksi 4 geldi. Buradan da artı 4 çat çat götürdü. Şimdi F2 13'tü. Şuradaki F2 gördüğüm yere 13'ü yazdım. Buradan 8 ile topladım. 21 artı C dediğimiz şey 16'ymış. Çat attım karşıya. C dediğimiz eksi 5. O zaman şurada C yerine ne yazıyorum şimdi? Eksi 5. Hadi yürü şimdi. F eksi 1'i istiyor. O zaman fonksiyonumda x yerlerine eksi 1 yapıştıralım. x yerine eksi 1 yazdım. Burası f eksi 1 yaptı. Eşittir. Eşittir değil ya. Ne eşittir? Daha orada bir sürü bir şey var. F eksi bir. Tamam. Şimdi burada ne vardı? 2x kare bakın. Eksi birin karesi bir yaptı. İki ile çarptım burası. Artı iki. Şuradaki c'nin eksi beş olduğunu bulmuştum. Eksi beş. X yerlerine ne yazıyorum? Eksi bir yazıyorum. Eksi birin üçüncü kuvveti. Eksi bir. İki ile çarptım. Eksi iki. Eksi bir çarpı eksi ikiden artı iki geldi. Artı dört. Bakın şunlar götürdü. Şöse eksi 3 yaptı. Eksi 3 karşıya artı 1 olarak geçti. F eksi 1 dediğimiz eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti. 4 ile 3'ü topladım 7. Evet 76. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Bakın hemen hemen her soruda aynı şeyi yapıyoruz. İlerleyelim şimdi. 77. sorumuz bakalım bize ne diyor. Hmm. Hmm. Bak 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 neler var bak bak bak. Şimdi bize F eksi biri istiyor. Yani F'i bulun bana diyor. F türevle ilgili bir bilgi vermiş. F'le de ilgili bir bilgi vermiş. Tamam. Şimdi ana bilgide F türev x şu integrali alırsanız F türev x'i bulursunuz diyor. O zaman F türev x'in neye eşit olduğunu söyle bana. Karşı taraftakinin integralini alıyorum. 6x üssü 1'di bir fazlalaştırdım 2 bölü 2 artı c. Tamam. O zaman f türev x fonksiyonu karşıma çıktı. 3x kare artı c. Şimdi bakın f birim 5 olduğunu biliyorum. F birim 5 olduğu bilgisini kullanabilmek için burada x yerine 1 yazıyorum. F türev 1. F türev birim 5 olduğunu biliyorum. Yanlış söyledim. F türev 1 eşittir 1 yazdım. 3 artı c. Şimdi bakın burası 5 ise karşıya salladım. C dediğimiz ne oldu? 2 hemen c yerine 2 yazdım. Ve karşıma çıkan fonksiyon şu oldu. F'in türevi x eşitmiş. 3x'in karesi şunu yazıyorum bakın. 3x'in karesi artı 2. F'e nasıl geçiş yapacağım? Hocam bir kez daha integral alacağım. Ne tarafın? Her iki tarafın. Buranın integralini aldığım zaman f x oldu. Buranın integralini alınca 3x üstünü bir fazlalaştırdım. 3 yeni üsse böldüm 3. Artı 2'nin yanına x geldi. Artı bunun c'si şimdi. Bakın burada da integral aldım. Burada da tek tarafa c yazıyorum unutma. Şimdi şuradaki 3'ler birbirlerini götürdü. Bilgim var. F1 4'müş. Hemen x yerlerine 1 yazıyorum. F1. 1 yazdım. 1'in küpü 1. 1 yazdım. 1 ile 2'yi çarptım. 2 artı c 4'müş. Şurası 3 yaptım. Karşıya salladım. C dediğimiz 1. O zaman bu fonksiyonu söyle bana şimdi fx fonksiyonu. Burada x küp vardı. x küpü yazdım tamam. Artı 2x var. C'nin de artı 1 olduğunu buldum. Soru benden ne istiyor şimdi? F eksi 1'i istiyor. Eksi 1'i yazıyorum o zaman. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. Eksi 1'i yerine yazdım. Burası ne yaptı? Eksi 2 artı 1. Çatara kütere. Hop sorumuzun cevabı F eksi 1 eşittir eksi 2. Fu 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 fu. Evet 77. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Oh. Bak kolay 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 gidiyoruz. Şimdi geldik 78'e. Şimdi iyi incelemen gereken bir soru. Dikkat dikkat dikkat. Şimdi fx fonksiyonunu integral gx dx artı integral x çarpı g türev dx diye vermiş. Şimdi biz gx fonksiyonu bilmiyoruz. Gx fonksiyonu bilmediğimiz için buranın integralini alamam. Buranın integralini hayatta alamam. x çarpı g türev x. Bilmiyorum ki. g türev x'i falan bilmem lazım. O zaman iki video önce yaptığımız bir şey hatırlamamız gerekiyor. fx. Şu integralleri toplama var arada birleştiriyorum. Diyorum ki burası gx. İkinci de x çarpı g türev x var. Tamam. dx. Şimdi şuranın ne olduğunu incelemen lazım. Bak buraya dikkat et. Buranın ne olduğunu gören soruyu şıpıdatak çözer. Nasıl çözermiş? Şıpıdatak. Şimdi burası nedir biliyor musunuz? Bir çarpımın türevi yapılmıştır bakın. Kime çarpımın türevi yapılmıştır biliyor musunuz? X çarpı GX'e çarpımın türevi yapılmıştır. Bakın birincinin türevi. X'in türevi bir. Çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi. G türevi X çarpı birinci. Bakın burası neymiş o zaman? X çarpı GX'in türeviymiş. DX. FX buna eşitmiş yani. O zaman integralle türev birbirlerini götürecek. Bakın burada bu fonksiyonun türevini almış. Burada integralini. O zaman FX fonksiyonu eşittir. Son işlem olarak bunlar birbirlerini götürecek ama x çarpı gx de olmayacak cevap. Son işlem olarak integral yapıldıysa yanına ne yazıyorum? Artı c. Bilgiler var şimdi. F3 ile G3 eşitmiş. Kullan F3 ile G3'ün eşit olduğunu. X yerlerine 3 yazıyorum. F3 eşittir. 3 çarpı G3 artı C. Şimdi F3 ve G3 ikisi de 6'ymış. 6 eşittir. 6 yazınca burası 18 yaptı. Şu C. 6 ne orada? Artı C. Salladım karşıya. C dediğimiz eksi 12'ye eşit olmuş oldu. Fx fonksiyonunda o zaman şuradaki yerine eksi 12 yazdım. Fx fonksiyonu söyle şimdi bana ne eşit? X çarpı Gx eksi 12. F sıfır istiyor soru. F 0ı bulabilmek için x yerlerine 0'ı yazıyorum. Hop şurası sıfırladı. F0 eksi 12'ye eşit oldu. 78. sorumuzun cevabı da yine Adana olmuş oldu. Bu mantık önemli. Çarpımın türevi olduğunu görmen lazım. Bazen bölümün türevlisi de gelecek. Bunları görebilen soruyu hızlı bir şekilde çözebilir. Şimdi 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 11 tane soru çözeceğim sana. 11 soruyu da çözerken türev tekrarı yapacağım. Tamam mı? Türevli bilgiler verip integral sorusu sormuşuz. Çok önemli sorular. Şimdi diyor ki fx fonksiyonunun grafiği 1'e 7 noktasından geçmektedir. Bu bilgiyi oku bana. fx'in grafiği böyle. Üstünde bir nokta var 1'e 7. Ne demek bu? Buradaki bilgim f1'in 7 olduğu bilgisidir. Bu bilgiyi kullanacağım. Şimdi bana fonksiyon olarak neyi vermiş? Türev fonksiyonunu vermiş. O zaman o türev fonksiyonunu fx'e dönüştürebilmek için integral alıyorum. Sol taraf fx oldu. Sağ tarafın integralini söyle bana. 3x kareydi bir fazlalaştırdım üstünü 3 bölü 3. Artı 2x üstü 1'di bir fazlalaştırdım kare bölü 2. Artı 1'in integrali x bir de yanımızda artı c var. Şimdi F1 7 idi. Bir sadeleştirmelerimiz var onları yapalım. 3'ler götürdü. 2'ler de götürdü. Fx karşımda artık. Hadi şimdi bana F1'i hesapla. F1. 1 bir yazdım 1'in küpü 1. 1 bir yazdım 1'in karesi 1. 1 yazdım 1. Artı C eşitmiş 7'ye. Şurası 3 yaptı. Karşıya salladığımda C dediğimiz 4 oldu. Söyle o zaman Fx fonksiyonunu bana. Hocam X küp var. Hocam x kare var. Hocam x var. C'nin de 4 olduğunu bulduk. Soru bizden f eksi 1'i istiyor. Eksi 1 yazdım şimdi. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1. Eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 1 artı 4. Çat çat. Sorumuzun cevabı 3 oldu. 79. sorumuzun cevabı da bizim ne oldu? Edirne. İlerledim. Gel bakalım. 80. soru. Bak türev bilgilerini güzelce anlamamız gereken sorular şimdi başladı. Hadi oku. E, fix fonksiyonun grafiğine x eşittir 1 absin noktasında çizilen teğetin eğimi eksi 1 bölü ikiymiş. Diyor ki benim bir eğrim var diyor. Ben buna teğet çizdim diyor. Nerede çizdim diyor. X'in 1 olduğu yerde. Ordinatını söylememiş. Bu doğrunun eğiminin eksi 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. O zaman bilgiyi oku bana. Nerede teğet çizilmiş? 1'de. Teğet bilgisi türev bilgisiydi. F türev 1 eşitmiş. Eksi 1 bölü 2'ye bitti. F türev 1 eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bilgim bu. Başka bilgi yok. Soruda ne verdiğine bakıyorum. İkinci türevi söylemiş bana. Birinci türevi soruyor. O zaman ikinci türevden birinci türeve geçiş yapabilmek için integralimi aldım. Bunun integralini aldığın zaman ikinci türevin integralini aldığın zaman birinci türev oluştu. Karşı taraftakinin integrali kolay artık x kare bölü 2 artı 1'in integralinden x geldi artı c. F1 eksi 1 bölü 2'ymiş. F türev 1. Hadi F türevde x yerlerine 1 yazıyorum. 1 yazdım 1 bölü 2. 1 yazdım 1 artı c eşitmiş eksi 1 bölü 2'ye. Şimdi bakın şunu karşıya atalım. Şunu da karşıya atalım. C eşittir. Eksi 1 bölü 2 diye geldi burası. Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2, eksi 1 yaptı. Şu artı 1 de eksi 1 diye geldi. C dediğimiz ne oldu? Eksi 2. Hadi yürüyelim o zaman. Şurada C yerine eksi 2 yazdım. Şimdi F türevde 2 yaz diyor. Hadi F türev fonksiyonunda X yerlerine ne yazıyorum? 2. F türev 2. Söyle bana şimdi. 2'nin karesi bölü 2 artı 2 eksi 2 çat çat götürdü. 2'nin karesi 4 2'ye böldüm. Sorumuzun cevabı 2. 80. sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Çatara kütere ilerliyorum bak. Çatara kütere ilerliyorum. Sen bu soruların birçoğunu artık kendin çözmeye başlayacaksın. 81. Bunu da dinle. Sonrakileri kendin çöz. Hadi. Her soruda farklı bir mantık veriyoruz çünkü. Şimdi yine bilgimizi okuyalım. Diyor ki y eşittir fx fonksiyonun üzerindeki diyor sıfıra bir noktası. Hemen yine bir eğri düşünüyorum şurada. Mesela şöyle bir eğrim olsun. Üzerindeki sıfıra bir noktasında teğet çizmişiz. Sıfıra bir noktasında teğet. Şimdi önce burada bir bilgi vermiş. Kime teğet çizdim? fx'e. Nerede? Sıfıra bir. İlk bilgim f sıfırın bir olduğu bilgisi. Çünkü fx buradan ne yapıyor? Geçiyor. Tamam. Ve diyor ki noktasındaki teğetin eğimi de sıfır diyor. Bakın bunun eğimi sıfır. E şimdi eğimi nasıl hesaplıyordum? Eğim türevle alakalıydı. F türev nerede? Sıfır noktasında eğim de sıfırmış. İki tane bilgimi çıkardım. Soru bizden kimi istiyor? F'i diyor. Şimdi önce F ikinci türevi var burada. Birinci türeve geçiş yapabilmek için bir kez integral alıyorum. İkinci türevin integralini alınca F türev x oluşur. Karşıdakinin integralini söyle şimdi. 2x üstünü bir fazlalaştırdım 2. Yeni üste böldüm 2. 2'nin yanına x geldi. Artı c. Bakın 2'ler götürdü. Ne oldu burası? x kare. Artı 2x artı c. F türev x lamba gibi karşımda. Şimdi f türev ile ilgili bilgim var burada. F türev 0, sıfır, 0'mış. Hadi yazalım o zaman. F türev 0. 0 yazdım 0. 0 yazdım 0. Artı c eşittir 0. C'mizin sıfır olduğunu buldum ve yazdım. Şimdi F bilgisine geçiş yapmam lazım. F bilgisine geçiş yapabilmek için de F türevinde neyini alıyorum? integralini. Hadi bunun integralini alınmış halini söyle bana. Burasının integrali fx'tir. x karenin integrali x küp bölü 3 artı 2x karenin integrali 2x kare bölü 2. Şimdi yeni bir c daha geldi. Tamam. Şimdi şu ikiler birbirlerini götürdü bilgim F0'ın 1 olduğu. Hadi bakalım F0. 0 yazdım 0, 0 yazdım 0 artı C eşitmiş 1. Yani bunun C'si de 1 oldu. Artık soru kolay. F 3'ü istiyor. F3 için Fx fonksiyonunda X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3'ün 3. kuvveti 27, 3'e böldüm 9. 3 yazdım, 3'ün karesi 9. Yanında bir de artı 1 var, 18, 19, 81. sorumuzun cevabı da... Oh denizli olmuş oldum. Anam 82 grafikler mi geldi? Grafikler mi geldi? Fark eden en ufak bir şey yok. Sadece biraz önceki soruda ben çizip gözünde canlandırmanı sağladım. Bu sefer kendisi vermiş. İkinci türevi vermiş bir de bilgiler. Bakın fx fonksiyonu buradan geçiyor bir kere 1'e 4. İlk bilgim ne? Hocam 1'e 4'ten geçtiğine göre f 1 4. Bakın Burada çizilen teğetin eğimi bu ne işareti anlamına geliyordu? Tepe noktası. Teğetin eğimi nedir burada? Sıfırdır. Nerede teğet çizilmiş? Bir de. O zaman teğet bilgisi türev bilgisiydi. F türev bir de neymiş? Sıfırmış. Artık çocuk oyuncağına dönüştü soru. Bir önceki soruda çözdüğümüzün aynısı oldu. Sadece bilgiler farklı şekilde okundu. Şimdi bakın her iki tarafın integralini alıyorum. İntegralini alınca bu ikinci türev. Neye dönüşüyor? Fonksiyonun birinci türevine dönüşüyor. Buranın üstü 1'di. 1 bir arttırdım. 2 oldu. Yeni üsse böldüm. Bunları da sadeleştirdim. 6x'in karesi oldu. Eksi 2'nin yanına ne geldi? x geldi. Eksi 2x artı c. Şimdi bir tane c'miz var burada. Bunun c'sini bulabilmek için şu bilgiyi kullanıyorum. F türev 1 sıfırmış. Hadi bakalım. F türev 1. 1 yazdım. 6 eksi 2 artı c. Eşitmiş sıfıra. Şurası 4 yaptı. Karşıya eksi olarak geçti. C'miz eksi 4. O zaman burada C gördüğüm yere eksi 4'ü yazdım. Şimdi f türev x'ten neye geçmem lazım? Benim f e. Şu f x bilgisini kullanmam lazım çünkü. Bakın bir de soru A'yı soruyor. A ne? f y eksenini kestiği yer. Yani soru bize aslında f 0'ı soruyor. Yani f'i bulmak zorundayım. F'i bulabilmek için f türev x fonksiyonunun neyini alıyorum? integralini? F türev x'in integral f x in fx yaptı. 6x karenin integralini alıyorum şurada. 6x üstünü bir fazlalaştırdım. Böldüm 3. Eksi bunun integralini alıyorum. 2x üstünü bir fazlalaştırdım. 2 yeni üste böldüm 2. Eksi 4x. Sadeleştirdim şunları 2. Sadeleştirdim şunları. Ne yaptı burası? 2 tane x'in küpü. Eksi x kare. Eksi 4x integral aldığım için yanına ne geldi? Artı c. Bilgim ne? F1'in 4 olduğu bilgim var. Hemen biraz daha yukarı kaldırdım. F1'e bakıyorum. F1. 1 yazdım 2. Eksi 1, eksi 4 artı c. F1 kaçtı? 4. Tamam. Şimdi şurası eksi 5 yaptı. Eksi 3 yaptı. Karşıya aldığımız zaman c dediğimiz 7. O zaman hemen Şurada C yerine 7'yi yazdım. Soru benden A'yı istiyor. A ne eşitti? F0'du. f F0 sıfırı bulmak için X yerlerine 0 yazıyorum. 0 yazınca C'nin 7 olduğunu bulmuş olduk. Bakın tek yaptığımız şey, tek yaptığımız şey grafikteki bilgileri okumak oldu. Oh oh oh. Geldik bakalım 83. sorumuza. Cık cık cık. Güzel sorular, güzel sorular. Hadi bakalım. Şimdi eşitliği veriliyor diyor. Kimi vermiş? F türev x'i vermiş. Eğer bunu hesaplarsanız diyor F türev x'i bulursunuz diyor. Buldum o zaman F türev x'i. F türev x. Karşıdakinin integralini alıyorum. Üssünü bir fazlalaştırdım. Yeni üsse böldüm. Dörtler götürdü. X üzeri dört yaptı. Üssüm birdi. Yeni bir fazlalaştırdım. Yeni üsse böldüm. İkiler götürdü. Artı x kare yaptı. Yanına ne geliyor bir tane? C bulduğum fonksiyon f türev x. Tamam bu cepte. Şimdi okuyalım. Diyor ki fx fonksiyonunun x eşittir 2 absin noktasında çizilen teğetinin eğimi 18. Bilgim ne? f türev 2 eşitmiş 18'e. Teğet bilgisi türev bilgisi veriyor. Hadi x gördüğüm yerlere şimdi ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Söyle bana şimdi. F türev 2. 2'nin dördüncü kuvveti 16. 2'nin karesi 4 artı c. Kaça eşitmiş burası? 18. Bakın şurası ne yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. Karşıya salladım. C dediğimiz eksi 2. Hadi fonksiyonda C gördüğüm yere eksi 2 mi yazdım? Şimdi soru bizden ne istiyor arkadaşlar? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? F1 eksi F eksi 1'i istiyor. Biz F türevi bulduk. O zaman F'e geçiş yapabilmek için her iki tarafın neyini alıyorum yine? integralini. Hadi söyle şimdi bana fx. Karşı tarafın integralini aldığım zaman x üzeri 4'ün integralinden üstünü bir fazlalaştırdım. Yeni üsse böldüm bu. x karenin integralinden artı x küp bölü 3 geldi. Burada eksi 2 var. Eksi 2'nin integralinden eksi 2x artı yeni bir c'miz daha var. İşte fx bu. Şimdi bizden f1'i isteseydi bulamazdım. Hocam niye bulamazdım f1'i? Çünkü c'yi bilmiyorum. Ama bizden f1'i bul. F-1'i bul çıkar demiş. Çıkarınca o C'ler birbirlerini götürecek. Hadi F1. F1 için 1 yazıyorum. 1 bölü 5. Artı 1 bölü 3. Eksi 2 artı C. Bu F1. Araya eksi koyuyorum. F eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1 bölü 5. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 bölü 3. Eksi 1 koyunca burası neye dönüştü? Artı 2'ye dönüştü. Bir de artı c'miz var. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bu eksiği içeri dağıtacağım. Bu eksiği içeri dağıttığımda burası artı 1 bölü 5 yapar. Artı 1 bölü 3 yapar. Şu eksi 2 yapar. Eksi c yapar. Bakın şu eksi c ile şu artı c birbirlerini götürdü. Peki işlemin sonucuna bakalım. Bir 1 bölü 5 burada var. Bir 1 bölü 5 burada var. 2 bölü 5 yapar. Bir 1 bölü 3 burada. Bir 1 bölü 3 burada var. Artı 2 bölü 3 yapar. B eksi iki burada, B -2 burada, -4 yapar. Hepsinin paydalarına eşit diyorum. Kaçta, kaçta? 15'te eşit diyelim işte. Şurayı 3le, şurayı 5le, şurayı 15'te çarpalım. 3le 2'yi çaptım 6. 5le 2'yi çaptım 10. 15'te 15 ile 4'ü çaptım, 60. Ortak paydamız 15. 50 yaptı, 44 15, 83. Sorumuzun cevabı. Denizli. Oh. Bugün çok yoruldum ya. Video çekmekten değil böyle kendi işlerim vardı. Gün boyu dışarıdaydım. Bir oraya git bir oraya git. Bir oraya git bir oraya git. Bir oraya git bir oraya git. Oh, yoruluyor insan ya. Bir de böyle şey olmuşum herhalde birazcık hamlamışım. Yani böyle sürekli evde video çek. Ne zamandır spora da gitmiyorum. İhmal ettik sporu da. Cık. Yaşlandırdık kendi kendimizi yani. Hadi bakalım. 84. Y eşittir fx fonksiyonu için. Çok önemli soru. Yıldız at yanına. Yıldız, yıldız, yıldız. Şimdi y eşittir fx fonksiyonu için. Diyor ki her noktadaki teğetinin eğimi aynı noktanın apsisinin eksi altı katının dört eksiğine eşittir diyor. Hmm. Şimdi her nokta diyorsa x noktası diyorum. Ordinatı nedir bunun? fx'tir. Yani y'dir. y fx. Diyor ki her noktasındaki teğetinin eğimi biz eğimi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Türev yardımıyla. Şimdi o zaman hangi fonksiyonun? Fx fonksiyonu. O zaman her noktadaki teğetinin eğimi diyorsa f türev x. Bu eğimdir. Eğimi aynı noktanın apsisinin eksi altı katının dört eksiğine eşitmiş. Apsisinin yani x'in eksi altı katının dört eksiğine eşitmiş. Bakın bize f türev x'i sözel olarak tanımlamış. Ve diyor ki grafiği eksi 2 on, eksi 17'den geçiyormuş. Yani f eksi 2'nin de eksi 17 olduğu bilgisini gizlemiş. F sıfır kaçtır diyor. F'e geçiş yapabilmek için hemen integralini aldım. F türev x'in integrali fx. Tek tarafa c yazacağım. Buranın integrali nedir? Eksi 6 x kare bölü 2. Sadeleştirdik. Eksi 3 x kare yaptı. 4x'in 4'ün integrali eksi 4x yanına c. Bilgiyi kullan şimdi. F eksi 2 eşittir eksi 17. X gördüğüm yerlere eksi 2 yazıyorum. F eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. 4 ile eksi 3'ü çarptım eksi 12. Eksi 2 ile eksi 8'i çarptığım zaman artı 8. Artı c eşitmiş eksi 17'ye. Burası ne yapıyor? Eksi 4 yapıyor. Eksi 4 karşıya artı 4 olarak geçiyor. C dediğimiz eksi 13 oldu. Tamam. Şimdi fonksiyonda C gördüğüm yere şurayı da silelim. Eksi 13 yazıyorum. Fx karşımda. F0'ı soruyor. F0 için 0 yazdım. Sabitini soruyor yani. Eksi 13. 84. sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu. Evet. Videonun son altı sorusu. 85. Yine bilgileri ayık 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 ayıklamamız gereken bir soru. Diyor ki şekildeki parabol fx fonksiyonunun birinci türevinin grafiğidir diyor. Hmm, bak şimdi. Bu parabol yani şekildeki bu parabol fx'in birinci türevinin grafiğiymiş. Şimdi bu parabolü söyleyebilirim ben arkadaşlar. Bir kere nereden geçiyor? Orijinden. Orijinden geçen parabollerin genel denklemleri f türev x ayrıca bu. Neydi? A x kare şeklindeydi. Bakın birinci türev fonksiyonu orijinden geçtiği için geçtir a x kare. Şimdi x yerlerine 1 verince sonucu kaç olmuş? 2 olmuş. Yani f türev 1 eşitmiş 2. 1 yazıp 2'ye eşitliyorum o zaman. x yerine 1 yazdığım zaman f türev 1 eşittir A yaptı. A2. Yani bu parabolün şu A'sı 2'ymiş. Yani F türev X fonksiyonu 2X'in karesine eşitmiş. Soru bize F3'ü vermiş. O zaman F'e geçiş yapmam lazım. F türevden F'e geçiş yapabilmek için ne alıyorum? İntegral. Burası Fx oldu. 2x karenin integrali nedir? 2x küp bölü 3 yanına neyi yerleştirdim? Artı c. Ne biliyorum şimdi ben? F3'ün 12 olduğunu biliyorum. Hadi bitirelim. F3 eşittir. 3 yazıyorum. 3'ün kübü 27 yapıyor. 27 ile 3'ü sadeleştiriyorum. 9. 9'da 2'yi çarptım. 18 artı C. Eşitmiş 12'ye. Salladım karşıya. C dediğimiz ne oldu? Eksi 6. Tamam. Soru bizden ne istiyor? C eksi 6 zaten. F0'ı istiyor. Bakın F0'ı bulurken Fx fonksiyonunda 0 yazdım. Yani C'yi soruyor yine. 85. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. İlerle. İlerle. Hiç muhabbet yok bu video. Bu videoda sadece soru çözeceğiz böyle. Sadece soru çözeceğiz böyle. Haydi haydi haydi. Haydi bakalım. Hadi bilgileri okuyoruz soruda yine. Şekildeki y eşittir fx fonksiyonu ve x eşittir eksi bir absisli noktasındaki teğeti verilmiş. Bakın fx fonksiyonu verilmiş. Ve eksi bir Apsisin noktadaki teğeti verilmiş. Şimdi iki tane bilgi var bulabilene. Şimdi birinci bilgimiz. Bu doğrunun eğim açısı alfa olsun. Tanjant alfa yani o doğrunun eğimini söyle bana. Nedir? Hocam karşı bölü komşu. Karşıda da iki var. Komşuda da iki var. Eğim bir. Nerede teğet çizilmiş? Eksi birde. Yani buradaki ilk bilgim f türev eksi bir eşittir birdir. Tamam. Şimdi soruda bize fonksiyonun ikinci türevini vermiş f'i istiyor. Yani f'e kadar geçiş yapmam lazım. Bir bilgi daha okuyacağım o zaman. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Eğri de bulamazsan doğru da bul. Bana şu noktanın ordinatı da lazım. Bakın benzerlikten yapabilirsiniz. Nasıl yapıyorum? Şuradaki uzunluğum 2. Şuradaki uzunluğum da 2. Yani buradaki açı aslında 45 derece. O zaman siyahla geçtiğim şuranın uzunluğu 1 ise şuranın uzunluğu da nedir? 1'dir. Tamam mı? Yani Burası 1 ise burası da 1. Yani diğer bilgim f eksi 1'in 1 bir olduğu. f eksi 1 ters değil. f eksi 1 o da 1'miş. Bilgileri ayıkladım. Hadi soruya gel şimdi. Diyor ki soruda bize. ikinci türevi vermiş. f türeve geçiş yapabilmek için integral aldım. Burası şöyle oldu. f türev x oldu. Karşı tarafın integrali üstü 1'di 2 oldu. 4x kare bölü 2 Eksi 6'nın yanına x geldi artı c. Hadi şimdi ilk bilgimize bakalım. F türev ile ilgili bilgimize bakalım. F türev ile ilgili bilgimiz şuydu. F türevde eksi 1 yazınca sonucumuz 1 oluyormuş. F türev eksi 1. Şimdi bakın şunlar sadeleşti. Şurası 2 yaptı. Eksi 1'in karesi 1. 2 ile çarptım. 2 yaptı burası. Eksi 1 yazınca burası artı 6 yaptı. Artı c. Kaça eşitmiş f eksi 1? F türev eksi 1, 1'miş. Bakın burası kaç yapıyor? 8. Karşıya aldım c dediğimiz eksi 7 oldu. Hemen c'mizin yerine eksi 7'yi yazdık. Şimdi benim f'e geçiş yapmam lazım. f'e geçiş yaparken bu ifadenin f türevinde neyini alıyorum? İntegralini alıyorum. Hadi yazdır bana şimdi. Burası fx oldu. Şimdi bakın burası 2x kareydi. 2x karenin integralini alırken üstünü bir fazlalaştırdım 3. Yeni üsse böldüm 3. Yani 2x 3. kuvveti bölü 3 oldu burası. Tamam. Şimdi buraya baktığım zaman burada ne var? Eksi 6x var. Oranın integrali ne? Eksi 6x kare bölü 2. Eksi 7'nin integrali eksi 7x artı c. Olayım bitti şimdi. F, F F eksi 1 de 1'di. Bakın şurada bir bilgim daha vardı. Şimdi F eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1 yazdım. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 başında 2 var. Eksi 2 bölü 3 yaptı. Eksi 1'in karesi 1. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 eksi 3 yaptı. Eksi 1 yazdım burası. Artı 7 yaptı. Artı C. Kaçmış F eksi 1? 1'miş. Şimdi bakalım buradaki işlemimiz arkadaşlar. Şurası şöyle kırmızıyla yapayım. Şurası 4 yapıyor. Sonra ne yapalım karşıya atalım bunları c eşittir 1 eksi 4 artı 2 bölü 3 oldu şurası eksi 3 yapar payda eşitledim eksi 9 2 ile çoğaltmadım eksi 7 bölü 3 olmuş oldu. Zaten f 0'ı istiyor bakın f0 demek biraz önceki sorularda bir sürü çözdük sabit sayı demek direkt eksi 7 bölü 3 oldu. Bu sorumuzun cevabı da 86. sorumuzun cevabı da sayın seyircilerimiz Adana olmuş oldu. 87, 88, 89 son dört sorumuz. Yine bilgileri iyi ayıklamamız gereken türev tekrarı yaptığımız bir bilgi daha. Okuyalım mı? Hadi bakalım. Diyor ki fx fonksiyonun yerel ekstremum noktalarından biri burasıymış. Hmm. Şimdi burada yine iki bilgi var. Bir kere ekstremum noktalarından biri burasıymış. Yani eksi 3'e 12. İlk bilgim f eksi 3 eşittir 12'dir. Yani eksi 3 yazınca 12. Iki. İkinci bilgim ise ekstremum olduğuna göre o noktada birinci türevim sıfırdır. Bilgileri okuyan soruyu bitir. Artık soru önceki çözdüklerimizin birebir aynısı. Hadi başlıyorum. Hocam buranın integralini aldım, buranın integralini aldım. F türev x çıktı karşımıza integralini alınca. Buranın integrali 6x kare bölü 2 eksi 2x artı c. Sadeleştirdim şunları. 3x kare eksi 2x artı c. Ama c'yi bulmalıyım önce. Hadi c'sini bulalım bunun. F türev bilgisini kullanıyorum. F türev eksi 3 sıfırmış. Hadi eksi 3 yazıp sıfır eşit diyelim. F türev eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9. 3 ile çarptım 27. Eksi 3 yazınca burası ne yaptı? Artı 6 yaptı. Artı C. neye eşitmiş? Burası 0. Yani C dediğimiz eksi 33 oldu. Şunları topladım 33. Karşıya attım. <laughs> C yerine eksi 33'ü yazdım. Şimdi neye geçiş yapmam lazım? F e hocam. O zaman buranın da integralini, buranın da integralini alıyorum. Yazdır bana. F türev x'in integrali fx. Eşittir. 3x kare integralini alıyorum. 3x küp bölü 3. Eksi 2x'in integralini alıyorum. Eksi 2x kare bölü 2. Eksi 3'ün integralini alıyorum. 33'ün integralini alıyorum. Eksi 33x artı bir c daha geldi. Diğer bilgim neydi? F eksi 3'ün de 12 oldu. Hadi bakalım şimdi. Şu 3'ler götürdü. 2'ler de götürdü. F eksi 3. Eksi 3 yazıyorum şimdi. Mavi gel bakalım. F -3. eksi 3. Eksi 3'ün 3. kuvveti eksi 27. Eksi 3'ün karesi 9 bir eksi de başında var. Eksi 9 yaptı. Eksi 3 yazınca burası artı 99 yaptı. Artı C eşitmiş neye? 12'ye. Hadi şimdi işlemimize bakalım. Şurası eksi 36 yapıyor. 99'un 36'sını çıkardığımız zaman ne geldi arkadaşlar? 63. O 63 de karşıya nasıl geçecek? eksi olarak geçecek. Nerede hata yaptık? 3x kare eksi 2x. Tamam. F eksi 3 kaçtı? Sıfırdı. Eksi 3 yazdık. 9. Eksi 3 yazdık. 6 artı c eşittir kaça? Sıfıra. C dediğimiz eksi 33 oldu. Tamam. Ondan sonra bunun integralini aldık. Onlar götürdü. Onlar götürdü. X yerlerine eksi 3 yazıyorum tekrar. Eksi 27. 9 eksi 9 artı 99 artı c eşittir 12. Şuradan eksi 36 geldi çıkardım 63. C dediğimiz eşittir ne yaptı? Eksi 51 yaptı. Belki de doğrudur yani ben, ben, ben şimdi bir kontrol ettim ama eksi 51 şu c'nin eksi 51 olduğunu buldum. Soru ne istiyor bizden? F1. Hadi F1'i bulalım. F1. 1 yazdım. Burası 1 yaptı. Bir yazdım burası bir yaptı ama eksi bir. Bir yazınca burası eksi otuz üç yaptı. Bir de neyimiz var? Eksi elli birimiz var. Bakın şunlar birbirlerini götürdü doğruymuş. Eksi seksen dört. Seksen yedinci sorumuzun cevabı Bursa. Evet. Oh seksen sekiz. Şimdi güzel bir yorum sorusu. Seksen dokuz önemli. Her yerde karşına gelebilecek soru kalıplarından biri. Şimdi sana bir soru soruyorum. Şimdi benim mesela integral x kare dx. Bu ifadenin integrali nedir? x küp bölü 3'tür. Bakın bunun derecesi kaçtı? 2 idi. İntegralini alınca kaçıncı dereceden dönüştü? 3. dereceden. Veya mesela 5. dereceden bir şeyin integralini alalım. 5. dereceden bir şeyin integralini alınca x üzeri 6 bölü 6. Yani bir polinomun integralini aldığınızda derecesi 1 büyür. Tamam. Şimdi bunu anlattık. Şimdi bize px ile px'in integralini toplamış buna eşit olmuş. Şimdi bir kere dereceye yardım alacağım. Şimdi bunun derecesi, bunun derecesinden bir nedir? büyüktür. Karşının derecesine bakıyorum, ikinci derece. O zaman px polinomu birinci dereceden bir polinomdur, ax artı b gibi. İntegralini alınınca ax kare bölü 2 artı bx artı c diye bir şey oluşuyor. İşte bu ikisinin toplamları buna neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Bitti soru. Hadi düzgün halini yazalım şimdi. Px'e ne dedim ben? Ax artı b. İntegralini alınca ne geldi? Ax kare bölü 2 artı bx artı c geldi. Eşitmiş burası neye? Hocam x kare eksi 4x eksi 8'e. Şimdi polinom eşitliği. X karellere bir bakalım. Hocam x kareli bu var, x kareli bu var. Şimdi buradaki x karelinin kat sayısı ne? a bölü 2. O zaman a bölü 2. Karşıdaki x karelinin kat sayısı olan 1'e eşit. a dediğimiz nedir? O zaman 2'dir. a'yı kutu içerisine aldım. Tamam. Şimdi neye geliyorum arkadaşlar? x'lilere bakacağım. x'li bir burada var, bir burada var. Yani a x b x. x parantezinde düşünürsek a artı b tane x vardır burada. Burada kaç tane x var? Eksi 4 tane x. O zaman bunların eşit olabilmesi için a artı b eksi 4 olmalı. a artı b eşittir eksi 4. a'mızın 2 olduğunu bulmuştuk. Salladık karşıya. b dediğimiz ne oldu? Eksi 6. b'yi de bulduk. Tamam. b'yi de bulduk. Ne istiyordu bizden? px'in kat sayılar toplamı. E, bx'e biz ne demiştik? ax artı b. a'nın 2 olduğunu bulduk 2x. b'nin eksi 6 olduğunu bulduk. Bakın kat sayıları zaten şunlar topladığınızda eksi 4, 88. sorumuzun cevabı Ceyhan. Anlıyorsun değil mi? Bütün mantıkları vermeye çalışıyorum. Bakın bunlar basit gelebilir ama senin integralde işlem yeteneğini geliştiriyorum aslında. Güzel bir şekilde bunları yapabilir duruma geldiğinde hiç sıkıntı çekmeyeceksin. Evet 87'yi 88'i çözdük. 89 ve 90 son iki tanecik sorumuz. Okuyalım mı? Şimdi fx fonksiyonu tanımlamış. F3'ün 60 40 olduğunu söylemiş. F0 kaçtır? Şimdi fx burada yazıyor. fx bu yani. O zaman ben şu karşıdaki işlemi yapınca direkt fx'i bulacağım. Hadi bir bakalım o zaman. fx eşittir dedim. Karşıyı bir okuyalım. Bu ne demek arkadaşlar? Bu türev demek. Kimin türevini alacağım? İçeride yazanın. İçeride yazanı oku şimdi bana x çarpı integral x kare artı 1. E şimdi çarpı kelimesi geçtiyse türev alırken çarpımın türevi. Bakın bu birinci dediğimiz yer, bu ikinci dediğimiz yer. Hadi başlayalım. Birincinin türevi x'in türevi 1 çarpı ikinciyi olduğu gibi yaz. x kare artı 1 dx. Bunun integrali. Artı ikincinin türevi ikinci dediğimiz integral x kare artı 1 dx'ti bizden bunun türevini istiyor. Çarpı birinci. Birinci dediğim ne? X. Olayım bitti şimdi. Şimdi ifadeyi bir inceleyelim. Fx'i bir bulalım. Fx eşittir. Burası alınabilir bir integral. Yani x küp bölü 3 artı x olur burası. Bakın buradaki integralle türev birbirlerini götürür. Orası ne yapar? x kare şöyle siyahla yazayım. x kare artı 1 yapar. Ama dışarıdaki şu x'i de dağıttığım zaman artı x küp x küp oldu. Sonra artı x oldu. Böyle yapan ayvayı yedi. Niye? Bak ben şurada integral aldım ya. Bu integral alınca bunun neyini yazmadım? C'sini yazmadım. Aha sonra ekledim. Şimdi f3 40'mış. Hadi f3'ün 40 olduğu bilgiyi kullanalım şimdi. F3. 3 yazdım. 3'ün 3. kuvveti 27. 3'e böldüm 9. Artı 3. 3 yazdım 27. 3 yazdım 3. Artı C eşitmiş 40'a. 27. 30, 39, 42 salladım. C dediğimiz eksi 2 oldu. Şimdi soru bizden yine F0 istiyor bakın. F0. Yani C'yi istiyor. Eksi 2. 89. sorumuzun cevabı da Bursa. Geldim. Son soruya. Oh. Son soru da yapacağını yapmış yani. Son soru da yapacağını yapmış yani. Evet bundan sonraki videoda konunun en önemli yerine geçeceğiz. Değişken değiştirme yöntemine ama bu soruyu önce bir halledelim. Hadi gel bakalım. Şimdi sorudaki bilgileri bir kere güzel 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 böyle fasulye ayıklar gibi ayıklayacağız. Hadi başlayalım. Diyor ki yukarıdaki şekilde y eşittir fx eğrisinin grafiği verilmiştir. Tamam. Bu eğrinin a1'e 2. A1'e 2 noktasındaki teğeti d doğrusu d doğrusu teğet türev hemen ilişkilendirdim. X eşittir eksi 2 absisin noktasındaki teğeti ise y eşittir 3. Bilgilerimi okuyorum şimdi dikkat et. Şimdi bir kere bu nokta kimin noktasıdır? Hem doğrunun hem eğrinin. O zaman ilk bilgim F1'in 2 olduğu bilgisi bu cepte. Sonra bu D doğrusunun eğimini hesaplayabiliyor muyum diye bakacağım. Bu doğrunun eğiminde hesaplarım ben bakın. Şurada üçgenimi oluştururum. Eğim açım burasıdır benim. Şuradaki uzunluğumuz absisten dolayı bir. Şurası iki. O zaman tanjant alfa karşı bölü komşu iki. Eğimim 2. O zaman bir bilgim daha var. F türev 1 neye eşitmiş ikiymiş. İki bilgi ayıkladım. Şimdi fonksiyonun üstünde bir nokta daha var. Orada da iki bilgi var. Bakın eksi 2 tam nereye gitmiş 3'e. O zaman F... Eksi 2 bilgisi kaça eşit? 3'e. Bir bilgi daha var. Burada teğet olduğu için bu teğetin eğimi 0 olduğu için birinci türev bilgim var. F türev eksi 2 de eğim 0 olduğu için 0. Bilgileri okuyan soruyu hüpletir. Kaldırdım yukarı. Hadi bakalım bizden istenilene bakalım. H'ı bul diyor. H 1 Şimdi arkadaşlar H'x fonksiyonu buradakine eşit. Yani bu integrali aldığınızda h karşınıza gelmiş olacak. Hadi okuyalım şimdi. h x eşittir. Şimdi bakın ikinci türevin integralini aldığınızda birinci türev oluşur. Yanına artı c yazacağız ama tek c yazacağım. Burada da bir integral var çünkü. F türev x'in integralini aldığınızda f x oluşur. İki tane integral alınca iki c yok yani. Bir tane c yazdım c. H1 7'ymiş. Hadi bakalım. H1 eşittir. F türev 1 artı F1 artı C. Hadi şimdi bilgilerimi kullanayım. F1 denilen, F1 yukarıda kalmış 2 idi. F1 denilen şey kaçmış? 2'ymiş. F türev 1 de 2 idi. Yazdık bunu. Tamam. Şimdi H1 7'ymiş. O zaman burası 7'ye eşit. Bakın şunları karşıya salladığımda C dediğimiz kaç çıktı? 4 yapıyor burası 3. Hemen C yerine 3'ü yazdım. Şimdi soru bizden h eksi 2 istiyor. Şimdi h eksi 2'yi bulabilmek için h gördüğüm h fonksiyonunda x yerlerine ne yazıyorum? Eksi 2. Hadi söyle şimdi bana. h eksi 2 eşittir. f türev eksi 2 artı f eksi 2 c'yi de 3 bulmuştuk. Yukarıda zaten bunların değerlerini de söyledik biz. Bir tanesinin değeri 3, bir tanesinin 2 0. Sıfır. Türevinki 0'mış. Türevinki 0'mış. Normal fonksiyon 2 3'müş. Bir 3 de burada var. 3 3'ün toplamı 6. Kaçıncı soru bu? 90. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Oh uh, yoruldum. Saatte 9.30 olmuş ya. Uh, Selim Hoca durmadan video çekip duruyor bu ara. Arkadaşlar şimdi integralin böyle önemli bu kısımlar da önemli ama asıl önemli olacak kısmımıza asıl bir tık daha zorlayacak kısmımıza yeni başlayacağız şimdi. Değişken değiştirme konu aslında yeni başlıyor diyebiliriz. Ya zor da değil, abartmayalım. O kadar ya. ayrıntılı anlatacağım, o kadar kalıp kalıp anlatacağım ki hepsi çok kolay hale gelecek. Hiç merak etme. Sen Selim hocana güven. Elinden tut. Selim hoca seni götürecek. Hadi bay bay.